Leyla Epekçi bir kez daha cepheler alenileşti. Yüz yüze gelerek karşı karşıya savaşmak yerine küresel aktörlerin verdiği son teknoloji ürünü tank savar ve silahlarla arkadan pusu kurarak savaşmak er meydanına çıkan mert askerlerin işi değil. Bu tarz savaşmak teröristlerin işi, terör ehlinin. Çünkü tabiri caizse askerleri kanı göğüslerine akıtma azmiyle yüz yüze savaşıyor. Ama bir de muğlak duruşları, kaypak söylemleriyle kendi doğru bildikleri ölçüye, lümpen, biatçı, yalaka, ülkücü diye yaftalamaya, herkes hizaya getirmeye çalışan taraf tutmazlar var. Söylemleriyle birleşmeye değil, düşmanlığa alet edildiklerinin farkında olmayacak kadar örtülü vicdanlarıyla. Evet, sıcak savaşın başlamasıyla birlikte dolaylı imacılar, kıvırtanlar, ikbal ve menfaat üzerinden bir tarafa yamanmaya çalışanlar kışkırtıcılar, üçüncü yolcular, herkesi kucaklayımcılar, ılıman olmak adına vicdanını örtenler, şunlar, bunlar, herkes hızla tarafını bulmaya ve alenileşmeye başladı. Çünkü savaşmak için karşı karşıya cephede olmak gerekiyor. Algı operasyonlarıyla, fitne fesat ekimiyle, kışkırtma moderasyonuyla, pusu, hile ve üç kağıtla elbet savaş kazanılıyor ama zafer kazanılamıyor. Cephede şehit olmaya giden askerlerin özel tim elemanlarının bıraktığı vasiyetleri, yazdıkları son mektupları okuyoruz günlerdir. Nasıl da kararlı, iradeli, net ve sade sözleri. Analizlerle, yorum ve fikir jimnastikleriyle, dedikodu ve sen ben davalarıyla örtülmemiş vicdanları. Geçen hafta şehit düşen ve Karabük'te 10 binlerin cenazesini uğurladı. Kademli çavuş Ömer Bilal Akpınar, cephe arkadaşına "Bana bir şey olana kadar sende kalsın." dediği mektup dilden dile, gönülden gönle dolaştı. Eşi için "Ben ona doyamadım ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin. Öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah." diyordu. Birlikte planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin diyordu. Daha teknik maddi planlarını da sıralamıştı mektubunda. Sanki haftaya ajandasına yapılacak işlerin notunu alır gibi bir sadelikle. Vatanı için ölmeye giden böyle binlerce evlat var on yıllardır. Küresel tüketim çılgınlığının egosunu şişiremediği, evrensellik adına tarafsızlığı putlaştıran hümanist söylemlerin değemediği yürekler kan pompalıyor canımıza. 15 Temmuz gecesi bugün yeni Türkiye'nin ilk günü demiştim. Ne çok bedel ödedik, ödüyoruz. Farklı sahalarda aynı günül için direniş mücadelesi veren herkesin hepimizin savaşı bu. Esaret içinde ama sözüm ona terbiye edilmiş bir irade ile, rehin bırakılmış bir zihinle, diplomatik terimlerin ılıklığıyla pasifize edilmiş Vesayetçi bir dilde yaşamayı reddedenlerin savaşma hakkı bu. Hürriyetini ve adalet duygusunu terk etmek istemeyenlerin aynı cephede birleştiği bir direniş. Ankara'da Milletin Meclisi'nde temsil edilen ve kendine yeni başkan seçen partinin yeni sorumluları Türkiye'yi yönetmeye aday olduklarını söylemiş. Onları yeterince kötü bulmayarak eleştiren parti tabanının itirazlarına baka kaldım. Herkes birbirinin kökeni üzerinden siyaset yapmaya başlamış çoktan. Türkiye'nin bütün halklarını kucaklıyoruz söylemi, eğer halkları ısrarla kökten ve mezhep üzerinden tanımlamaya devam ederseniz, bir süre sonra sizin de vicdanınızı kelleciliğe rehin bırakır, defalarca tecrübe ettik. Türkiye'nin durduk yere Afrin'e saldırdığını ima ederek, oradaki sivil halkı katlettiğini söyleyen, ve oradaki halkın kendine savunma hakkını savunan da işte mecliste temsil edilen bu partinin elemanları. 35 yıldır terörle hem tarlada, hem ovada, hem sokak ortasında, hem sınır ötesinde mücadele eden ve baş eğmediği için küresel güçlerin hedef sahası olarak kodlanan Türkiye'nin gözü yaşlı vatandaşlarını nasıl yönetecekler? Hem Güneydoğu'da hem sınır ötesinde canlı kalkan olarak kullanılan Kürtlere vurmamak için pusuda şehit düşen gençlerin ailelerini ya nasıl yönetecekler? Teröristin direniş hakkını savunarak mı? Saldırganların kökeniyle mağduriyet yaparak mı? Yurdun birçok bölgesinden gelerek Kilis ve Hatay sınırından geçip Afrin kırsalında oluşturulan toplanma merkezinde Jandarma ve polisin özel harekat timleri cepheye girmeden bir araya gelmişler. Bu vatan için ölmek, bu bayrak için ölmek şeref verir bize diyerek ant içmişler. Taraflarını ikrar etmişler. Artık onlara kanat gelen güçlerle teröristlere kanat gelen güçler alenileşti. Vallahi var bize kanat gelenler. Bizim neydi? Gönül gözü görenler, evliyalar, enbiyalar, erenler bizim neydi? Ne kadar savaşsak bitmez yolumuz, gövdemiz sür lakin esir kolumuz. Tepeden tırnağa Anadolu bizim neydi? Kırklar ve yediler açtı kucağı, alevlendi her gün iman ocağı. Resul-i Ekrem'in tevhid sancağı bizim neydi? Dilde ve gönülde var oldukça Kur'an, olmaz Türk yurdu viran. Barış yanlısı bildiri yazmaya kalem yeterli olur. Ama küresel sermayenin desteğiyle üzerimize gelen örgütlerin saldırmamasına, barış masasını devirmemesine kalem ikna edemedi onları. Mücadele etmeden üzerimize gelmelerini mi seyredecektik? Buyurun, savaşın acı gerçeğiyle yüzleşmeye. Yüz yıl önce kaldığımız yerdeyiz. Bir kez daha cepheler aleni işte. Afrin'e savaşmaya gidenlerin bizimleydi yeminini daha işitirken hamaset görüp toplumu hizaya getirme analizleri yapanlar şuraya yüreğinde kıvılcımla sade bir vasiyet bırakarak bir olmaya koşanlar buraya. Leyla İpekçi Yeni Şafak